Sizin Bodrum planı ne oldu Havuç Efendi? Yok baba ya. Ben sizinle beraber pikniğe gelmeyi tercih ettim. İnsan her zaman Bodrum'a gidebilir. Ama insan her zaman ailesiyle pikniğe gidemez, değil mi? Ne yaptı bu? Bir şey yaptı, bana söylemiyorsunuz. Ha, yok, bir şey yapmadı. Yani ben bilmiyorum. O zaman bir şey yaptı, senin de haberin yok daha. Baksana, adam Bodrum'a gideceğime ailemle birlikte piknikte vakit geçiririm diyor. O zaman demek ki bir şey yaptı, senin de haberin yok daha. Yok baba, vallahi bir şey yapmadım ya. Bir şey karıştırsam annemin haberi olurdu. Bak, yarın öbür gün foyan ortaya çıktığında daha fena yaparım. O yüzden şimdiden itiraf et, ne yaptın? Yeter ama. Ama çok gidiyorsun çocuğumun üstüne. Bir şey yapmadım diyor, bir şey yapmadım diyorsa yapmamıştır Haluk. Meltem! Duygu! Hadi ya, düğüne gitmiyoruz. Pikniğe gidiyoruz. Ben geldim. Ben hazırım baba. Oo! Havuç Efendi'ye bak. Tam vaktinde burada. Ne oldu? Ne oldu baba? Var bu işin içinde bir iş. Yok baba. Ne iş olacak? Ben bakarım. Merhaba. Merhaba Damla. Merhaba Haluk amca. Merhaba. Duygu pikniğe beni de davet etmişti. İyi yapmış, iyi yapmış. Tabii çok eğleneceğiz. Harika olacak. Böyle mangal yapacağız, eğleneceğiz, güleceğiz. Geç otur, otur. Duygu nerede? Hala uyumuyor inşallah. Yok yok, odasında hazırlanıyor. Sen geç şöyle, bekle. Tamam. Havuç kafa, piknik aşkının sebebi belli oldu. Ya baba yapma kızın yanında şöyle şeyler ya. Meltem! Duygu! Ben hazırım babacığım. Senin hazır olman bir işe yaramıyor ki. Annen hazır değil daha. Sanki pikniğe değil, Buckingham Sarayı'na düğüne gidiyor. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Heyecanlı mısınız? Yani. Bugün böyle gideriz, doğa yürüyüşleri yaparız, trekkingler yaparız. Olabilir. Sen benimle gelirsin de ama en güzel yerleri gösteririm sana. Havuç kafa. Ya baba, kızın yanında havuç kafa demesene bana ya. Kızmak yetiştirdi. Kapıyı aç. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsın? Ne var? İyisin. Merhaba. Ay çok sağ ol Orçun'u kurstan aldığın için. İki ayağımız bir pabuca girdi vallahi. Önemli değil. Meltem nerede? Hanımefendi hazırlanıyor. Annem arabada bekliyor ama. Biraz çabuk olalım hadi. Gördüğün gibi kaynanam da geliyor Haluk. Olsun oğlum. Açık arazi, kaçar kurtulursun. Meltem! Mangalı aldın değil mi? Aldım arabada. Boşuna aldınız mangalı. Mangal yapmak yasak. Bana yasak sökmez Dominant teyze. Benim adım Taş Fırın Haluk. Bak fırın diyorum. Yakarım. Roma'yı da yakarım. Havuç abi, Bodrum'a gidiyormuşsun he? Ne zaman gideceksin? O plan iptal oldu Betoncuğum. Bensiz gitme Havuç abi. Bensiz başarılı olamazsın Bodrum'da. Nedenmiş o? Kızlar sana yüz vermez de Havuç abi. Ama ben olursam... Kızlar beni severlerken sen de muhabbet kurarsın. Nasıl yani? Sen de bu işi hiç bilmiyorsun Havuç abi. Ay, ne tatlıymış bu çocuk falan derlerken sen de merhaba ben Havuç diye lafa girersin. Çok saçma. Hangi kız Orçun'u sever ki? Kızlar bana bayılır kızım. Bayılır ama korkudan bayılır. Bizim sınıftaki bütün kızlar benim peşimde. Bence onlar senin peşinde değil. Sen onların önünde yürüyorsundur. Hatta kızların bundan hiç haberi yoktur. Hadi çocuklar, hadi pikniğe gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Evet, ayılar piknik sepetiyle Orçun'u da kaçırırlarsa çok eğleneceğiz. Benim adım Beton Orçun kızım. Hiçbir ayı beni kaçırmaz. Evet, ayılar seni görünce korkudan kaçar. Özellikle de kız ayılar. Zor kaçar. Çocuklar, didişip durmayın. Hadi lütfen.
Meltem! Geldim. Aa, herkes gelmiş. Merhaba. Merhaba canım. Sen gelene kadar pikniğin vakti geçti zaten. Daha gidip babana alacağız. Adam arayıp duruyor. Tamam Ali, geldim ya. Şş, bana bak. Giderken bizim arabayı takip edin ha, kaybolmayın yolda. Eğer kaybolursak mangal yapamazsın Haluk, çünkü mangal benim arabada. Bakın boşuna aldınız o mangalı. Mangal yakmak yasak. Boş boş konuşmayın. Bana yasak masak sökmez kızım. Hadi. Ya baba baksana ne diyorlar ya. Aç mı kalacağız orada? Ya yok be. Oğlum ben sandviç yaptım, merak etme. Ya annem de yaptı bir sürü şey zaten. Hadi çocuklar. Hadi kalkın gidiyoruz hadi. Hadi oğlum. Merve hadi canım. Ben Orçun'la aynı arabada gitmem. Ben Merve'yle aynı yolda bile gitmem. Ben Orçun'la aynı ormanda piknik bile yapmam. Ay çocuklar ne güzel kaynaştılar değil mi Gönül? Çok güzel kaynaştılar Tuna. Hadi çık. Hadi oğlum. Al oyuncağını, almıyor musun? Yeter. Hadi Merve'ciğim. Buyurun. Korucular mı? Yap. Adamlar görevlerini yapıyorlardı Haluk. Mangal yapmak yasakmış. Ne yapsaydık yani? Ay Gönül kaç kere söyledik? Dinledi mi? Ya kardeşim. Mangal olmadan piknik mi olur? Ya ne olur mangal yakmasan? Senin gibi mangal delileri yüzünden yakında ülkede orman kalmayacak. Hemen. Bir kere mangalsız piknik pastırmasız kuru fasulyeye benzer. Yahu yasak diyor, yasak. Allah'tan Meltem sandviçler yapmış, annem de yemekler falan yapmış. Aç kalmadık işte, ne oldu? Mangalımı almaya kalktılar, o oldu. Ben o mangalın kömürlerini böyle kor hale getirebilmek için o kadar çok üfledim, o kadar çok yelledim. Ya adam gelmiş tam böyle, tam en güzel haline geldi. Mangalı alacağız. Ya bir yarım saat dolan diyorum, biraz sonra gel diyorum, bir yarım saat müsaade et. Yok! Adam sana niye müsaade etsin? Yasak. Alacak tabii mangalı. Ben vermem kardeşim mangalımı. Mangalı vermedin ama seni aldılar karakola Haluk, ne haber? Sen hiç konuşma. Anında arazi oldu beyefendi. Ne yapsaydı yani, polise karşı mı gelseydi? İnsan herhangi bir şey yapar. Yani önemli değil ne oldu. Oturma eylemi yap, bir şey yap ama. Yani bir şey söyle. Ben koçlar gibi gidiyorum. Ana, Tuna'ya baktım toz. Kanunu çiğnedin Haluk. Kanuna karşı geldin. Ya mangal yakılmaz diyorlar. Yasak diyorlar, sen mangal etmiyorsun. Hadi, hadi konuşma. Çok yanlış. Bak. Ben kanuna karşı gelemem ya. Ne diyorsun lan sen? Gelemem ya. Gönül.